Aha dostmuş yıllar, kimin umrunda? Tek dert aslında var olmak hayatta. Yaşam kavgası hep yanında. Hayaller ve gerçekler artık ayrı yollarda. Of of, tek parmağın ucunda döner mi deli dünya? Of of, mucizeler uğrar mı bir gün arka sıralara? Saadettin abi tuzu uzatır mısın? Aa, ne abisi kızım? O senin baban. Artık alış, ayıp oluyor ama. Dün gece sen yattıktan sonra Sevil ablan aradı. Gece teyzemi hastaneye kaldırmışlar. Mide kanaması geçirmiş. Aa, çok üzüldüm. Geçmiş olsun anne ya. Sağ ol canım, sağ ol. Ben bugün Gebze'ye gideceğim. Akşamdan yemekleri yaptım, dolaba koydum. Döndüğünde hazırlarsın. Babanla beraber yersiniz, tamam mı? Sen dönmeyecek misin? Bu gece orada kalırım. Dönmem artık. Ya ben de seninle geleyim anne ya. Bir yardım dokunur belki. Aa, ne gerek var kızım? Sen otur dersine çalış. Okulum var. Ya anne, bir gün okula gitmesem? Aa, uzatma kızım. Gerek yok dedim. Bak, hadi bakalım. Arkadaşın geldi. Hadi canım. Ben de çıkıyorum. Bırakayım sizi. İstemez. Günaydın. Günaydın. Ne oldu kızım? Ne bu surat sabah sabah? Sizinkilerle bir şey mi oldu yoksa? Yoo, bir şey olmadı, iyiyim. Annemin teyzesi rahatsızlanmış. Annem Gebze'ye gidiyor. Bu akşam orada kalacakmış. Bütün işler bana kaldı ya, ona bozuldu biraz. Aman, dert ettiğin şeye bak ya. Ben de önemli bir şey oldu zannettim. Senden bir şey rica edebilir miyim? Bu akşam bize gelsene. Hem kalırsın da. Ya hep ben geliyorum ama. Daha geçen akşam söyledim kızım. Bu sefer de sen gel. Bizimkiler izin vermez ki. İstersen ben izin alayım. Her yerim ağrıyor. Ne oldu ya? Yok bir şeyim oldu. Biraz üşüttüm galiba. Biraz mı? Kızım, bütün gece inledi. Anne, bırak bugün işe gitme ya. Bir günde hanımefendiler kendileri temizlesin evlerini. Nasıl gitmeyeyim oğlum, nasıl? Yok, bu böyle olmayacak. Ben en iyisi Hasan abinin teklifini kabul edeyim de yükün biraz hafiflesin. Sakın ha. Sen derslerinden başka hiçbir şeyi düşünme. Nasıl düşünme ya? 3 kuruş kazanacağım diye bütün gün canın çıkıyor. Hayat mı bu anne? Öyle deme oğlum, buna da şükür.
neler var etrafta? Bir bilsen. Başka bir şey bilmez misiniz siz ya? Bu hayatın nesine şükredeyim ben? Sanem. Aç bakalım ağzını kocaman. Aferin fıstığıma. Kızım arkadaşlarım bekliyor, hadi seni. Tamam anne. Tamam geliyorum. Kalacaksın. Hadi. Ver. Tamam anne. Ver ver. Gerisini ben hallederim. Hadi. Mis gibi kokuyorsun. Akşama görüşürüz hadi, aşkım. Hadi. Geç kalacaksın. Aç bakayım ağzını. Hadi geç kalıyorsun. Çabuk hadi. Of. Şu kız da her sabah bizi burada ağaç etmesi olmaz. Gelir şimdi. Hadi be kızım, neredesin sen ya? Günaydın. Kusura bakmayın ya. Şu saçımı açmak için her sabah bir saat uğraşıyorum. Kime süsleniyorsun bu kadar, onu da bir anlasak. Aman kızım ya, kime süsleneceğim ya? Büşra, neyin var senin? Büşra değil o. Büşra uyanamamış, onun yerine bugün okula Ruhu geliyor. Kalmamış. Baksana yeni yaptırmış. Ne kadar dayanır oğlum bu? İki gün veriyorum oğlum. Bu araba böyle kalmaz. Bir tafra. Bariz gıcık abi ya. Aman boş ver kızım ya. Sen de bulaşacak adam arıyorsun ha. Yok. Ben bu sene kesin dalarım buna. He, dalarsın. Hadi oyununuza bakın. Hadi ya. Ver. Hoppa. Gel, gel.
Gel. Aa, buyurun Zafer Bey. Hulusi Bey, şu kılık kıyafet denetimini artırsak diyorum. Ne oldu ki? Daha ne olsun efendim? Öğrencilerin halini görmüyor musunuz? Okula mı geliyorlar, kahveye mi belli değil. Aman, boş verin Zafer Bey. Keşke bu okulda tek sorun kılık kıyafet olsa ya. Tek değil ama bu önemli bir sorun efendim. Hiçbirinin okula, bize saygısı yok. Zibidi gibiler ya. Vallahi çok istiyorsanız yapın denetiminizi. Ama bana sorarsanız uğraşmaya değmez. MP3 var, oyun var. İster misiniz? Ay ödüm patlattın Rıza ya. Ne oldu bu CD'ler böyle? Ne yaparsın ablacığım işte ya. Ekmek parası. Benim istediğim filmleri getirdin mi Rıza? Ayıp ettin ablacığım. Bizde verilen sözler tutulur. Bugüne dediysek bugüne. Al bakalım, iyi seyirler. Yalnız parasını yarın vereceğim, tamam mı? Korsanın da veresiyesi olur mu ya? Neyse, sen yabancı değilsin. Bu seferlik olsun bari. Bu ne hal? Yok bir şey ya. Nasıl yok bir şey Oktay ya? Şu hale bak, nefes nefesesin. Yine başını belaya sokacak bir şey mi yaptın? Ya kızım, 2 dakika soluklanmama izin vermedin ya. Polise yakalansan bu kadar soru sormazdı be. Polise mi? Ya Oktay. Hadi yürü, zil çaldı.
Sonra konuşuruz. Evladım! Ya çekilin arabanın yanından! Başka yerde oynayın topunuzu! Tamam hocam. Hadi hadi beyler, başka yere gidelim. Hayret bir şey. Ah. Hiçbir şey ciddi yani aldım. Zafer Bey, siz de bir alemsiniz ya. Orası otopark değil, okul bahçesi. Madem bu kadar korkuyorsunuz, dışarı bırakın arabanızı. Bırakayım. Bırakayım da anında götürsünler arabaya, değil mi? Dersin hangi sınıfta Kerem? 11F. Vah vah, büyük geçmiş olsun. Sabah ilk derse gelmesi de büyük şanssızlık yani. Bırak dalga geçmeyi ya. Evet, zaten çaylar gerginim. Da geldi, buyurun. Vay Rifo, jet gibisin valla. Öyleyimdir abi. Çay vereyim mi Leyla Hanım? Aman aman istemez. Ben karbonatı hamur işinde seviyorum. Teessüf ederim. Kim çıkartıyor bu söylentileri ya? Karbonat bizim semtimize bile uğramaz. Günaydın arkadaşlar. Günaydın. Günaydın Müdür Bey. Ha Kerem Bey, ben de sizi arıyordum. 11 F'nin edebiyat dersine yarın da siz giriyorsunuz. Bugün şanssız günündesin anlaşılan Kerem. Ama efendim, benden başka öğretmen mi yok? Niye hep ben giriyorum? Ne yapalım Kerem Bey? Diğer arkadaşların ders programları çakışıyor. O saatte bir tek siz boşsunuz. Zaten bu son olacak. Nihayet birini atadılar mı Müdür Bey? Evet. Kemal Güngör diye bir öğretmen geliyor. Kemal Güngör mü? Tanıyor musunuz? Bir dönem Bolu'da beraber görev yapmıştık. Çok iyi bir öğretmendir. Biraz sert, otoriter adamdır ama. Yani kodum mu oturtur diyorsunuz, öyle mi? Orasını bilemem ama öğrencilerin ondan çok çekindiğini çok iyi hatırlıyorum. Okulun en belalı öğrencisini kuzuya çevirmişti. Aman, biz öylelerini çok gördük. Buraya gelirler, iki günde kuzuya dönerler. Kahretsin ya, illet oldum bu sınıftan. Kurtulamadım bir türlü. İyi dersler. Sağ ol. Etkisine bağlı olarak ekolojik özellikleri farklı 3 orman topluluğu bulunmaktadır. Akdeniz'de de bu orman topluluklarından güzel örnekler verilebilir. Arkadaşlar, yeryüzünde sıcaklık, basınç, nem ve yağışlı dalgalar vardır. Buna bağlı olarak farklı iklim tipleri ülkemizde görülmektedir. Hocam bırak şimdi ya. Haritada şehir bulmaca oynayalım mı? Ülkemizde durum böyledir. Şimdi herhangi bir noktanın... Alo, abi bugün neyin var senin ya? Yok bir şeyim, dalmışım biraz. Bak ne diyeceğim, bu akşam bize gelsene, hem bizde kalırsın. Çok isterdim ama annem gece gezmelerine pek izin vermiyor biliyorsun. Çok doğru, unutmuşum. Herhangi bir yerin... Bu gece ne yapacağım ben ya? Kıtalara, denizlere... Bu hatun da bir gün erken boğazlar, gelsin. He? Dişimi kıracağım komşu reis ya. Ulaşım sen her gün zamanında geliyorsun da ne oluyor? En iyisini kaynaklı yapıyor kız, boş ver. Siyasi bloklar. Bırak Allah aşkına ya. Ve yükseklik değeri özel. Boş ver. Neredesin sen ya? Buralardayım koçum. Bir durum mu var? Baksana yamuk yapan falan varsa söyle. Hemen alayım ifadesini. Ayıpsın ha.
Kardeşine yamuk yapacak adam daha anasının karnından doğmadı. Koçum benim, kimin kardeşi? Dersler nasıl lan? Boş ver dersleri ya. Gün sayıyoruz anasını satayım. Babam seni zorlamıyor değil mi? Dayanıyoruz işte. Bir gün patlayacağız ya. Dur bakalım. Sakın ha. Biraz daha sabret. Okul bitince bakarız bir çaresi. Tamam mı? Neyse, boş ver şimdi o yeri. Al şunu. Bir şeye ihtiyacın olursa haber ver. Büyüksün abi ya. Annemi üzme. Abi, 10 dakikaya geliyorum. Tamam, bekliyorum burada. Aç mı oğlum? Sana bir şeyler hazırlayayım. Yok anne. Aç değilim. Fazla kalamayacağım zaten. Otur iki dakika göreyim seni. Al anne. Bunlar Oktay'la sana. Ne gerek vardı oğlum? Sağ ol. Baba, tatsızlık çıkarma. Annemi görmeye geldim. İyi, gördün işte. Hadi git şimdi. Nihat. Sen karışma, sen karışma. Neyse bırak anne ya, ben kalkayım. Kalsaydın oğlum, daha yeni gelmiştin. Sonra yine gelirim anacığım. Şunları da al anne. Bir ihtiyacınızı görürsünüz. Melahat, bırak o parayı. Senin paranına ihtiyacımız yok bizim. Hediyelerine de. Bırak bu büyük adam havalarını. Baba. Kim bilir nerelerden kazanıyorsun bu parayı. Öyle takımları çekince adam olunmuyor. Eşeğe altın semer vursan eşek yine eşektir. Nihat yeter artık. Sen karışma. Sen karışma. Hep sen şımarttın bunları zaten. Salak karı. Annemle doğru konuş. Allah aşkına oğlum. Bırak. Duyma babana. Bir de dayılanıyor itelim. Konuşmasan ne olur. Sersene itelim. Allah aşkına oğlum. Benim hatırım için yapma ne olursun. Sen olmasan çoktan. Ol git lan buradan. Al hediyelerini. Defol git buradan. Ol git. Bir daha seni bu evde görmeyeceğim. Defol git buradan. Hep oturuyorum sende. Hayvan herif. Kaşar tost ver bakayım. Verelim bakalım. Gözünüz aydın. Okulunuza yeni bir hoca geliyormuş. Edebiyat öğretmeni miymiş, neymiş? Ne olmuş yani? Leyla Hanım'ın anlattığına göre herif biraz dişliymiş. Herkes korkarmış falan diyor. Herif resmen psikopatmış oğlum.
Okulun en belalarını dize falan getirir diyor. Gelsin bakalım. Bizim kimseden korkumuz yok Rifo Efendi. Orasını bilmem ben. Ayağınızı denk alın vallahi. Ya bırak hadi ya, ver şu dostu gidelim ya. Al bakalım, afiyet olsun. Buyurun. Birine mi baktın hocam? Okulda bu saçla dolaşamazsın. O saçlar kesilecek. Ya kesmezsem ne olur? Okuldan mı atarsın? Okuldan atılmak senin için ceza değil, ödül olur kızım. Kesmiyorum ya. Ne yapacaksın görelim bakalım. Madem ki kurallar var, sen de uyacaksın. Sizler de uyacaksınız. Anlaşıldı mı? Evet doktor. Seni dinliyorum. Sabah ne oldu? Ya sen hala orada mısın? Yok bir şey dedim ya kızım. Oktay. Bak, Yalçın abi için küçük bir iş yapacağım. Bir aksilik oldu. Önemli bir şey değil yani, tamam mı? Büyütme bu kadar. Yalçın abim bastı seni ya. Salak mısın oğlum sen? Gamze, doğru konuş. Ne zaman vazgeçeceksin bu işlerden ya? Başına bir iş geldiği zaman, boğazına kadar belaya battığın zaman. Bu cesaretin nereden geliyor anlamıyorum ya. Tamam Gamze. Tamam Gamze, bu son olacak diyeceksin değil mi? Yemezler canım. Bunu senden defalarca duydum. Oğlum bu kızı unut artık. Oktay'ı görüyor musun? Harcar oğlum seni. Böcek gibi ezer vallahi. Ceyda! Bırak şu okulu güzelim ya. Gel kaçırayım seni buralardan. Aman çok duyduk bu lafları. Nerede sende o cesaret? Şimdi kaçırır akşama eve bırakırsın sen. Reis, bir durum mu var? İstersen hemen alayım lavun façasını. Ulan pamuk. Şimdi alırım seni ayağımın altına. Dolaşma lan benim etrafımda. Ya niye öyle diyorsun be reis? Ben de sizden değil miyim? Bas git lan dingil. Asabımı bozma benim. Bizdenmiş. Bas git. Ne haber reis? Gamze trip yapıp duruyor. Düzelir. Dert etme. Duydun mu? Okula yeni bir edebiyat hocası geliyormuş. Gelsin bize ne? Öyle deme reis. Herif psikopatın tekiymiş. Öyle diyorlar. Bırak lan. Ne psikopatlar gördük biz. Hey Allah'ım ya. Versene Mısır. Hadi. Hadi hadi. Nisan 1683'te 4. Mehmet Han ve Sadrazam Kara Mustafa Paşa kuvvetli bir orduyla Edirne'den hareket ettiler. Ordu 3 Mayıs 1683'te de Belgrad'a geldi. Dersi de kaçırdık ya. Hocam nereye ya? Savaşı en heyecanlı yerinde bıraktınız. Thank you.
Sana bu saçlarla okula gelinmeyecek demedim mi ben ha? Demedim mi? Saçlarım! Aptal salak! Ya saçlarım ya! Saçlarım ya! Tamam sakin ol. Ne biçim deli kalmasınız lan siz? Bırakın gidin! Herif bari saçlarımı kesti. Hepiniz bakıyorsunuz. Sakin ol. Ne sakin olması Aykut? Hepsini kesti ya! Halledeceğiz hocam, merak etme. Lanet olsun ya! Ben yedim lan bu herif ya. Karışma lan sen. Present tense'in be fiilini aşağıdaki durumlarda kullanırız. Mesela hislerimizi anlatırız. I'm happy. They're sad. He's bored gibi. Bir örnek sonra vermek isteyen var mı arkadaşlar? Peki. Mesela she's tired. Cisimler veya olaylarla ilgili açıklamalar yaparız. It isn't expensive. Veya it's cheap. It is an old film. Başka örnek vermek isteyen var mı arkadaşlar aranızda? It is a rainy day. Veya I'm a good driver. Değil mi arkadaşlar? Biraz fazla tepki göstermişsiniz Zafer Bey. Bir genç kıza böyle bir şey yapılabilir mi? Hele o kız Özge ise. Kimse kim? Bunlara acımayacaksınız. Onlar böyle davranmamızı istiyorlarsa biz de öyle davranırız. Bundan sonra böyle. Affedersiniz. Bunu söylemek zorundayım. Bir eğitimci olduğunuzu unutmayın Zafer Bey. Benim de eğitim anlayışım bu. İşinize gelirse. Ah. Müdür ben olacaktım ki. Nasıl hizaya sokardım onları? Ya yola gelecekler ya da bu okulu terk edecekler. Ya yola gelecekler ya da bu okulu terk edecekler. Bunlara disiplin şart. Benim gibi. Ateşli bir disiplin. Ah! Arabam yanıyor. Allah'ım, ne oldu arabama ya? Ne oldu ya? İfadelere göre tanık ya da herhangi bir ipucu yok. Anlaşıldı. Okulun görevlileriyle de konuşun. Bir şeyi duyan gören varsa öğrenmeye çalışın.
Şüphelendiğiniz biri var mı? Sizi tehdit eden birileri ya da okul içinde düşmanınız? Bu okuldaki bütün öğrenciler benim düşmanımdır. 1200 öğrencinin hepsini sorgulayamayız ki. Daha kesin bilgiler vermeniz lazım. Akıl alır şey değil. Hangi öğrenci? Sen yaptın. Sen yaptın. Bu kız yaptı memur bey. Neydi bunun adı? Ah, ne saçmalıyorsunuz hocam siz ya. Ne yapması? Ne diyorsunuz siz ya? Bu yaptı memur bey. Bakmayın bu masum hallerine. O yaptı. Saçını kestim diye yaptı. Saçını mı kestiniz? Evet kestim. Bu saçlarla gelme diye uyarmıştım. Dinlemedi, ben de kestim. Bunun için sadece size teşekkür edebilirim hocam. Çok cool bir model oldu. Elinize sağlık. Numara yapıyor. Saçına makası vurunca bana çok kızmıştı. Yemin ederim bana çok kızmıştı. Sakin olun hocam ya. Memur bey, ben bütün gün dersteydim. İsterseniz öğretmenlere ve arkadaşlarıma sorabilirsiniz. Benim bu olayla hiçbir alakam yok. Siz biraz fazla film izliyorsunuz herhalde hocam. Sen tam bir şeytansın. Şeytansın! Şeytansın! Bırak! Ya bırak beni! Bırak! Bırakın! Size geçmiş olsun hocam. Tamam hadi bırak! Dur bakalım küçük hanım. Sen de bizimle merkeze kadar gidin. Oktay, sen ne sanıyorsun kendini ya? Eşkıya falan mısın sen? Eşkıya mı? Reis diyorlar güzelim bana. Gamze, abartıyorsun. Araba patlatmak abartmaktır Oktay. Sen de demek istediğimi anladın da. Özge'ye ne yaptığını görmedin mi? Dağdan gelip bağdakini budarsan adama cezasını verirler işte böyle. He, Özge'nin intikamını aldın yani. İyilik mi yaptın sanıyorsun kıza? Kız şu anda senin yüzünden polisin elinde. Ne olacak? Özge olay sırasında dersteydi. Onu hiçbir şey için suçlayamazlar. Bir şey olmaz, merak etme. Sen öyle san. Oo, Zafer Hoca ile tavla oynasın diye götürmediler herhalde. Merak etmeyin. Zafer Hoca Mars oldu. Ne şey yok. Sağ ol reis. Şey yok, iyi bari. Geldim of, abi ya. İyi misin kızım ya? İyiyim kızım ya, yok bir şey. No panik. Çabuk bırakmışlar. Şşt, ne oldu anlatsana hadi. Aman ne olacak ya? Akıllarınca korkutmaya çalıştılar. Yok gözümüz üstünüzde. Yok bu işin kapandığını sanmayın. Ellerinde hiçbir delil yok ki. Hiçbir şey mi yok? Zafer bir daha bizden birine bulaşmaması gerektiğini anlamıştır herhalde. Tabii ya. Dursana kızım. Hoş geldin. Gel hadi. Ana ne olmadı mı daha ya? Oğlum bir rahat dur.
olmayacaksan niye uğraştırıyorsun be kadın? Kören mi sanki ben seni? Yok şunu indir, yok bu olmadı bunu kaldır. Ay askıda ver diyorum, raftakileri indiriyor kadın ya. Ay canımdan bezdim vallahi, bıktım. Daha çok bezersin bu kafayla. O subay çocukla evlenseydin, bir elin yağda bir elin baldaydı şimdi. Anne açma şu konuları yine. Yalan mı? Vur kızım şimdi başını taşlara. Ben dediydim. Ben de taşlara vuracak baş kaldıysa okulu bitiremedim diye vururum anneanneciğim. Madem bu kadar çok istiyorsun liseyi dışarıdan bitirsen abla. Hem o kadar da zor değil. Zor. Bizden geçti artık. Sen benim düştüğüm hatalara düşme de bitir okulunu. Sonra da üniversite oku. Ah dur bir dakika dur. Unutuyordum neredeyse. Al. Aa nereden buldun bunu? Daha bugün baktım bayiye yoktu. Ablalar bulur. Ne o Hatice? Bizim oğlanın dergisi anneciğim. Açsana oğlum bakalım yayınlamışlar mı yazını? Odamda açacağım. Bu hala yazım bekliyor. Kaç ay oldu? Mecmuaya koysalar şimdiye kadar koyarlardı yazıyı. Uğraşmasın bunlarla. Oğlan heves ediyor anne. Niye öyle diyorsun? Öyle yazarlığa mazarlığa heves edeceğine bir doktorluğa mühendisliğe heves etsin canım. Son zamanlarda çok değişti Büşra. Kendini o filmlerdeki mafya adamlarından biri sanıyor. O adamlara özeniyor. Sen beni dinliyor musun? Dinliyorum Gamze. Böyle devam ederse başını derde sokacak. Başına bir şey gelecek diye çok korkuyorum. Oktay kendini korumasını bilir Gamze. Boşuna endişe ediyorsun. Ne haber koçum? Az daha yakayı ele veriyormuşsun. Sorma abi ya. Ödüm koptu vallahi. Herifler beni az daha araklıyorlar değil mi? Malı ne yaptın? Kaptırdım deme sakın. Ayıp ettin abi. Kaptırır mıyım? Aferin lan. Al. Hediyem olsun. Takılın arkadaşlarınızla. Keyfinize bakın. Sağ ol abi. Okulda eğlence çıktı bize. Hadi koçum görüşürüz. Eskiden bana karşı daha iyiydi. Şimdi vakti oldukça yanıma uğruyor. Ne işler karıştırdığını da anlatmıyor artık. Kızım neyin var senin? İşim yok Gamzeciğim. Ben dinliyorum seni. Hayır dinlemiyorsun. Burada değilsin çünkü. Yorgunluktandır. Hadi ben kaçtım o zaman. Yok yok. Yorgun değilim. Yani öyle demek istemedim. Otur sen. Tamam ya, yabancı mıyım ben? Hem saat de epey geç oldu, kalkayım ben. İyi akşamlar Saadettin amca. İyi akşamlar kızım. Güle güle git. Hadi sabah görüşürüz. Size iyi geceler. İyi geceler. Bakmayalım. Saçmalama anne. Ya uysa.
Uykum kaçtı da rahatsız etmedim öyle değil mi? Aa, ne oldu size yüzünüz kireç gibi? Sen bu saatte gelmezdin de onun için şaşırdık Serpil'cim. Aman geç, geç otur. Hadi kızım, sen bize bir çay demle de içelim. Geç geç, hadi geç otur. Gel, CD'ye gel. Oyun, program, MP3, fanfiri fonlu film, hem de konulu. Gel, ne ararsan burada, gel. Lan oğlum, bağırmasana. Dışarıda polis devreye geziyor. Sen de ne hassas titreşimli adamsın be ya. Yardım istedim, evin pişman ettin beni. Biraz relax ol oğlum ya. Tırtma relaksını. Çabuk ol da bitirelim şu işi. Tamam be abi, tamam ya. Teşrif ettiler sonunda. Neredesin lan sen bu saate kadar ha? Ne o? Yoksa yine o kopuk arkadaşlarınla mı sürtüyordun? Tabii ön tekerlek nereye giderse arka tekerlek de oraya gider. Bu da abisi gibi serseri olacak başımıza. Senin gibi olmaktansa abim gibi serseri olurum daha iyi. Doğru konuş lan hayvan herif. Allah aşkına yapma. Nihat lütfen. Gücünü tek bana ediyordun. Abimi evden kaçırdın. Şimdi sıra bende. Ne diyorsun lan sen? Öldürürüm lan seni. Çekil saçlar. Ne olursun yapma. Aşağılık herif. Öldürürüm lan seni. Yalvarırım yapma Nihat. Aşağılık herif. Geç herif. Git. Nihat ne olursun. Nihat yapma Nihat. Bekle ben haber vereyim Büşra'ya.
Büşra. Aç kızım kapıyı. Bak arkadaşın gelmiş. Telefonunu unutmuş. Telefonu unuttuğumu eve gidince anladım. Bizimkiler fark etmemiştir inşallah yokluğumu. Tekrar pardon. Yatağından kaldırdım seni de. Lafım olur Gamze. İstersen gel, sizinkileri telefon açalım. Burada kalırsın ha? Yok kızım ya, gideyim. Sen bayağı yorgun görünüyorsun. Bana bak. Başka bir şey mi var yoksa? Hortlak görmüş gibi bakıyorsun yüzüme Büşra. Babanlara çok selam söyle. Olur. Söylerim Saadettin amca. Allah. Annem. Alo. Bağırma anne. Büşralardayım. Sakin olur musun? Yok lan. Sizde olmayacak da bizde mi olacak? Ananız babanız kim para veriyor lan size? Ver şu parayı. Hemen. Ne yapıyorsunuz lan burada? Belanı arıyorsan bekle biraz. Şu parayı alayım, sizinle de ilgileneceğiz. Çıkar hadi hadi. Sabırsızlanıyorum. Bekleyemeyeceğim. Ulan ben senin... Ne o? Bir şey mi diyecektin? Sonra görüşeceğiz.
Abi çok sağ olun ya. Siz olmasaydınız bütün paramı alacaklardı. Kes lan. Ver parayı. Vermem abi. Hadi lan ver. Hadi hadi çık. Çıkar lan çıkar. Yürü bakalım bas git. Oh, eyvallah reis. Bu parayla neler yapıyorsun ya? Hepsini al. Ne arıyorsun oğlum burada? Kayıt için gelmiştim de. Bağış yatırdın mı evladım? Yatırdım hocam. Bir tek sizin imzanız kaldı. Hayırlı olsun oğlum. Sağ olun, var olun hocam. Ya dur. Gerek yok evladım, gerek yok. Efendi bir çocuğa benziyorsun. Sağ olun hocam. İnşallah diğerleri gibi olmazsın. Hadi hayırlı olsun. Sağ olun hocam, teşekkür ederim. Hadi. Bütün okul yeni gelecek hocaya konuşuyor. Herif gelmeden namı geldi ya. Yok deliymiş, yok disiplinde üstüne yokmuş. Höt dedim herkes susarmış. Aman dersin boş geçmesinden iyidir. Reis. Tamam, git başımdan oğlum. Neden abi ya? Neden bari onu söyle? Beni niye aranıza almıyorsunuz? Çok mu istiyorsun lan bize katılmayı? Çok abi, çok. Haraç keserim, adam döverim. Ne isterseniz yaparım. Her iş gelir elimden. İyi, madem her iş gelir elinden yap da görelim. Zengin birinden haraç alacaksın. Kanıt olarak da cebinden fotoğrafını çek bakalım. Yapabiliyor musun? Ayıp ettim be reis. Sağ ol ya. Ya git saçmalama lan saçmalama. Ya reis be. Hazır aranıza girdikten sonra şu pamuğu demir yapsak ha? Yok yani abi benim yapıma ters bir olay. Hadi yürü lan hadi. Yürü. Ne haber kızlar? Yeni saçın sana çok yakışmış Özge. Pamuk, ben sana bari sinir oluyorum oğlum. En iyisi sen sene sonuna kadar benim gözüme gözükme. Flu ol, tamam mı? Sene sonunda netleşebilir miyim? İlk başımdan ya. Şunlara bak. Bu çöplüğün ozlara bu yamuklar mı abi yoksa biz miyiz? Nasıl bizim Ali? Civcivlere dersini verdiğimiz zaman onlar da anlayacak. Ne zaman abi? Sabah da postayı koydular bir şey demedin. O kadar delikanlıysan arkama saklanma hep sen diklenseydin o zaman. Tamam birader sakin olun. Yakında kıyameti koparacağım. Göreceksiniz. Hocam, geç kaldınız. Otobüsle geldi ya, ondandır reis. İşine bak evladım. Açın kitaplarınızı, sayfa 92 başlayın okumaya. Bu ne ya? Kim bu lan? Geçsene evladım yerine. Şey hocam, ben yeni geldim de. Hoş geldin partisi mi düzenleyelim? Geç otur boş yere, geç. Allah Allah. Evet, sayfa. La havle ve la kuvvete illa billah. İyi efendim. Yerimiz hazır mı? Evet efendim, buyurun. Cahit. Buyurun efendim. Arayan olursa toplantıda olduğumu söyleyiver. Peki efendim.
Gelmiyor musun? Sen çık, ben gelirim birazdan. Sonu İlker Bey bizi çiftliğe yemeğe davet etti. Ben gitmek istemiyorum. Sabah erken çıkacağız. Ona göre hazırlan. Duymadın galiba. Ben gitmeyeceğim. Sen duymadın herhalde. Sabah yola erken çıkacağız dedim. Sinirlenip dişlerini sıkınca ikna olacağımı mı düşünüyorsun? Sizin saçma sapan iş konuşmalarınızı dinleyip sanki çok mutluymuşum gibi etrafa sahte gülücükler dağıtmak için dünyanın yolunu gelemem ben. İştahım kaçtı. Sana afiyet olsun. Otur şuraya. Bayağı belalıymış kızım. O birine taptı mı o kişinin işi bitermiş. Ya, vay be. Desene okula bakalım kızım, çabuk olun, ders zili çaldı. Kızım hala buradasınız. Beni duymuyor musunuz? Geçmişteki günlerden bir teselli ararsın. Bak o zaman resmime. Yanlış geldin galiba. Erkekler tuvaleti alt katta canım. Dikkat et de seni oraya gömmeyeyim canım. Bu sert kızım iş çoktan eskidi be yavrum. Bak okulun kadrosu senin gibilerle dolu. Kadrosunda da hala bir tek senin adın yazıyor ama. Ne diyorsun ama. Sen be? Baksam kalbine düşecektim. Ya da çakılacaktım onsuzluğun ortasına. Duydun mu kızım onu anneni? Yok vallahi. Ne olduğunu bilmiyor musun? Oğlum bu yeni hocayla ilgili söylenenler beni çok rahatsız ediyor ya. Eğer adam anlattıkları gibiyse ne yapacağız? Diğerlerine ne yapıyorsak ona da aynısını yapacağız. Yaparsın. Sen etrafta söylenenleri duymuyor musun lan? Biz onun bildiği öğrencilere benzemeyiz.
Söylentilere bakılırsa o da bizim bildiğimiz öğretmenlere benzemiyor ama. Herkese sözü geçermiş. Şimdiye kadar kimse adama karşı koymaya cesaret edememiş. Vay vay vay. Efsane gibi hoca desenize. Duydun işte. Anlayacağın herif gelince ağzımıza... Doğru konuş lan. Kendini de bu kadar küçümseme. Canım. Hı. Allah Allah. Ondan sonra ne iş? Birisi düşürmüş de belki yazısından kim olduğunu anlarım diye bakıyordum. Arkadaşlar bu kimin? Ver bakalım kiminmiş. Ver şunu Oktay. Gülüşün güneşi gölgede bıraktı. Nefesin ılık Meltem rüzgarı. Vay be. Sınıfımızda bir şair varmış da haberimiz yok. O Shakespeare bizden değildir abi. Ver dedim şunu. Nefesin ılık Meltem rüzgarı. Bu ne lan? Mani lise kızlardaki gibi. Ne oldu kızım? Yok bir şey. Ay ne oldu? Nasıl yok bir şey ablacığım? Yüzünü kedi tırmalamadı herhalde. Kim yaptı söyle hemen görelim işini. Gerek yok. Ben çoktan gördüm bile. Öyle zaten evladım. Müdür bey yeni edebiyat öğretmeni gelmeyince ders boş geçmesin diye beni gönderdi. Ne gerek varsa. Hocam. Evet. Madem dersimiz boş, siz de izin verdiğinize göre dışarı çıkabiliriz değil mi o zaman? İzin mi? Ben izin vermedim ki. Verdiniz hocam. Verdiniz. Ne zaman verdim evladım? Az önce. Yoksa vermediniz mi? Ha, doğru ya vermiştim. Evet, çıkabilirsiniz çocuklar. Yaparız yapmasına da bu sefer biraz fazla geldi. Hayırdır? Anladım salıya. Okey abi eyvallah. Ya ben onları halledeyim de. Bir dakika. Beyler gün kardeşiniz Rıza'nın yırttığı gündür. Dev sipariş aldım dev. Kardeşim benim. Gel öpeyim. Eyvallah kardeşim. Gamze sende bana ait olan bir şeyler var. Neymiş o? Bu senin miydi? Hı hı. Hadi canım atıyorsun. Ben defterde yazanlara biraz göz attım da bayağı güzeller. Sen yazdın öyle mi? Yanındaki öküz gibi 10 kelimeyle mi konuştuğumu sanıyorsun? Peki bu defterin benim olduğunu ispatlayayım. 3. sayfayı aç. Yaklaşabilirdim içine çeker diye beni, ne de uzaklaşabilirdim kopmasın diye aramızdaki pamuk ipliği. Gamze! Sen şimdi
pamuğun bizimle takılmasına gerçekten izin verecek misin reis? O ucube varsa ben yokum. Baştan söyleyeyim. Herif bariz salak. Hemen trip yapma kızım. Eğleniyoruz işte Venet'le. Verdiğimiz işi beceremez zaten. Ne işiymiş bu? Telefonu. Abi ne yapıyorsun ya? Konuşma lan. Konuşma lan. Saati de ver. Ver 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 ver. Ver ver ver. Ver. Tamam abi veriyorum. Lan. Lavuk. Çök lan. Çök lan. Çök. Dur lan. Bak. Gülümse. Gülümse lan. Abi tamam. Aferin. Vuramadım be. Millet. Yapmış valla. Çömeze bak. Aman ya bak. Yapmış ya valla. Bırak şunu ya. Şşt. Bıdık. Ne yapıyorsun lan sen burada? Yanlış. Asıl soru bizim bölgemizde adam tokatlayacak kadar canına mı susadın? Bak. Şimdiden söyleyeyim. Ben Oktaylar'la beraberim. Kılığıma zarar verirseniz sizi fena yaparlar, karışmam ha. Ha, demek Oktaylar'la berabersin. Pardon birader, bilmiyorduk. Ne diyorsun lan sen? Ha? Ne diyorsun ha? Uza bakalım. Hani bir daha böyle şeyler yapmayacaktın? Bu yaptığınız resmen... Resmen ne? Hırsızlık, gasp. Hadi söyle, söylesene. Onlarda çok, bizde hiç yok. Onlar her istediklerine sahip olabiliyorlar ama biz de sadece seyrediyoruz. Bu dünya senin sandığından daha adaletsiz kızım. Adaleti böyle sağlıyorsun öyle mi? Hakkım olanı alıyorum. Gelmişler bizim çöplüğümüzde artistlik yapıyorlar. Hadlerini bildirmeyecek miyiz reis? Oktay. Lütfen. Lütfen gitme. Rıza. Söyle reis. Tuzula'da ne varsa kap hemen gel. Anladım reis. Ne var ne yok geliyorum. Tamam mı? Tamam.
geldiniz demek. Ben korkup annenizin eteklerinin altına saklanmışsınızdır diye düşünmüştüm. Bize korkak diyene bak. Bizde tıfılın tekine üç kişi girene korkak derler. O tıfıl bizim bölgemizde araç geçiyordu. Kuralları biliyorsun. Sınırı geçen her kim olursa olsun cezasını görür. Bundan sonra sınır diye bir şey yok. Bundan sonra her yer bizim. Hoşuna gitmezse... Bir gün arka sıralara.